içeriklerini proje yetkilisi tarafından sunacak. Evet. Projenin teknik içerikleri de proje yetkilerince sunulacak. Vatandaşlarımız sakin olsun. Temidir değerli arkadaşlar. Kıymetli vatandaşlarımız, kıymetli vatandaşlarımız, bizler burada sizlere en doğru bilgileri sunmak için buradayız. Evet. Evet, kıymetli vatandaşlarımız, şimdi projenin teknik içeriklerini proje yetkilisi tarafından sunacak. Evet. Projenin teknik içerikleri de proje yetkilerince sunulacak. Vatandaşlarımız sakin olsunlar biraz. Sakin olun. Evet. Vatandaşlarımız. Evet. Sakin olsun. Evet. Vatandaşlarımız lütfen sakin olsunlar. Vatandaşlarımız lütfen sakin olsunlar. Lütfen. İstirham ediyorum. Ben de sakinleştiriyorum. Kıymetli vatandaşlarımız. Provokatif eylemlere lütfen itibar etmeyin. Sakin olalım. Kıymetli vatandaşlarımız. Evet. Şurayı bir açabilir misiniz? Evet. Kıymetli vatandaşlarımız, biraz sakin olalım lütfen. Sevgili vatandaşlarımız, lütfen sakin olalım. Provokatif eylemlere galyana gelmeyelim. Burada devletin en etkili bilgileri sizlere aktarılacak. Sizlere anlatılan yanlış bilgilere itibar etmeyiniz. Sakin olunuz. Evet. Görüşürüz Sayın Genel. Siz konuşamazsın böyle. Tamam, vermiyorum senin mikrofonu. Ben başkanım. Sakinleşecek vatandaşlar. Lütfen. Sakin olacaksınız. Evet. 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 Konuşmanın Sayın milletvekilleri. Evet. Jandarma arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Değerli vatandaşlarımız. Değerli vatandaşlar olalım. Teknik bilgiler sunulacak. Ondan sonra soru, görüş, öneri, bütün yaklaşımlarınızı alacağız. İster sözlü geçirelim. Siz devlete hakaret ediyorsunuz. Devleti yönetenler hakaret ediyorsunuz. Kaldığı bağımsız akredite yetkilendirilmiş firmalarınca raporlanmıştır. Hakim bitki ve canlı türlerinin belirlenmesi amacıyla ülkemizin önde gelen üniversitelerinin konusunda uzman akademisyenleri tarafından 3 dönem arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Altagut Atalan projesi, tarımsal faaliyetleri dolayısıyla sera alanlarına sahip Altagut ve Nihal Gazi ilçesini etkilemeyecek uzaklık mesafesinde yer almaktadır. 362,92 hektarlık fiziki kullanım alanının 290,19 hektarı orman ve 72,78 hektarı ise... Jandarma komutanı 3 sevenim vardı. Yanında 3 çoğuş vardı. Yalnız bu şirketin müdürünmüş, memurumuş. Bak orada gözlüklü arkadaş. Evet, ismini bilmiyoruz. Bak arkadaşlar, el dinleyin. Bana ölüm tehdit etti, ölüm. Gençlikli, biliyoruz oradasın, uzun seçti gençlikli. Kimi seçti tanıyorsun sen? Evet. Mustafa amcamıza teşekkür ederiz bu konuşmaların. Bunun için arkadaş burada. Beni jandarma komutanın yanında 3 yaşında ölümle tehdit etti. Seni vuracağım dedi. Kıymetli vatandaşlarımız, bugün burada konumuzun dışında söz alıp konuşmak. Arkadaşlarım, kıymetli vatandaşlarımız, kıymetli vatandaşlarımız. Her birlikte cenazemizden iyi günümüzde kökünümüzü birlikteyiz biz. Bu taraf tutmayalım. Hep birlikte batarsak batacağız. Bak ben arıcıyım. Daha ağrımı çıkaramadım maden olduğu zaman. Benim Türkiye'ye gider balım. Her yere yollarım. Ama ben bu dağ bittiği zaman arımı dağı çıkaramadım. Sakarya Deniz bütün bitecek. Abi değildir bu bizim. Dünyanın hepimizin sorumludur. Bir takmışsınız çıkarı için değil. Hepimiz birlik olalım. Ne olur yalvarın partilicilik bitiren şu köyde. Hep birlik olun. Abi değiliz bittik mi? Hepimiz bitecek. Toprağımız hepimiz vahşi madencilik faaliyeti. Burada 700 futbol sahası büyüklüğünde bir alan ÇED alanı olarak belirlendi. Ve bu alanın tamamında arazinin yüzeyi değişecek. Şu anda 10 yıl faaliyet yapacağız diyorlar. Ama biliyoruz ki başka bölgelerde de ruhsatlar var ve oralarda da araba çalışmaları yapılıyor. Bunları iyi görmemiz gerekiyor. Arkadaşlar burada bir açık ocak açılacak. Derinliği ne kadar biliyor musunuz?
500 metre. Yerin 500 metre aşağısına inecekler. Her yıl 12 milyon. Her yıl 12 milyon ton malzeme çıkacak burada. Çıkan bu malzemenin 6 milyon tonu her yıl biriktirilecek. Nerede? Pasa sahalarında. Bu pasa sahaların şu anda yüksekliği yaklaşık 200 metre olacak diyorlar. Ama direklerin hakkında evrak kaçırıyorsun. Evrak kaçırıyorsun. Bu taraf. Ölecek ama siz de istiyorsunuz. Değerli yaşam savunucuları, değerli vatandaşlarımız Alpoluklular, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Bir ufak düzeltme yapayım. Baran Bozoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi. Değerli arkadaşlar, aylardır Eskişehir'in, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yaşamı savunmak için bir araya gelen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz toplumu doğru bilgilendirmek için sabahlara kadar hep beraber çalıştık. Çok emek verdiniz. Burada çok farklı sivil toplum kuruluşlarının bileşenleri var. Onlara yürekten çok teşekkür ediyoruz. Köylü kardeşlerimize, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün yaşadığımız olay, ilk andan itibaren yaşadığımız olay nasıl AKP bürokrasisinin oluştuğunun göstergesidir. Ülke bir parti devletine dönmüş durumdadır. Bugün görevini yapması gereken İl Çevre Şehircilik Müdürü'nün bir parti üyesi gibi konuştuğu, hatta bir şirket üyesi gibi konuştuğunu üzülerek gördük. Tabiri caizse bizleri köylü kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla yaklaşık çeyrek asır önce başlayan madencilik serüveniyle günümüzde Türkiye'nin bakır ihtiyacının %20'ye yakın kısmını tek başına karşılayan, üyesinde 30 bine yakın kişiye dolaylı ama işlerini yaptırıyorsun. Yani sen şu anda resmen kaçırıyorsun İbrahim'i.